Türk bebek tedavilerinde bu hastaların vücut kitle indeksi ve hormonlarının sonucuna göre kişiye özel tedavi modaliteleri ve ilaçları seçilmesi gerekmektedir. Bu kişilere verdiğimiz ilaçların uzun protokol dediğimiz protokollerin kullanılmasının belki rahim içi kalınlığı yani embriyoyu içine alacak kalınlığın yeteri derecesi olmaması nedeniyle yumurtalar toplanabilir, eşiyle sperm mikro enjeksiyon yapılabilir ve ondan sonra da elde edilen embriyoların vasfına göre ve güzelliğine göre dondurularak saklanabilir. Çünkü maksadımız gebelik oluşması. Gebelik oluşması için canlı bir yumurta, canlı bir sperm lazım, döllenmeleri lazım. Ama da müthiş güzel bir hazırlanmış yatağa girmeleri lazım. O yatak iyi değilse, yani endometriyum yatağı iyi kalınlığı olmadıysa, onun için hastayla bu konuyu paylaşıp birkaç sonraki siklusta ağızdan verilen ilaçlarla rahim içi tabakasının güzel hazırlanması, yatağın güzel genişlemesi şeklinde embriyoların transfer edilmesi düşünülebilir. Bunun yanı sıra dikkat edeceğimiz bir nokta var. Endometriyozisli hastalarda mümkün olduğu kadar ultrason altında yapıyoruz ya bu yumurta toplama işlemini, endometriyomanın içine girmeden ve yan taraftan diğer büyüyen foliküllere girmemiz gerekmektedir. Çünkü onun içine girdiğimiz zaman akan sıvıların batına döküldüğünü ve aynı zamanda yumurta topladığımız iğnenin içinde kalıntılarının olup sağlıklı yumurtadan girdiğimiz zaman yumurtanın içinde onun dejenere olabileceği düşünülmektedir. Bunun için anestezi altında yaptığımız bu işlemde yoğun dikkat içinde endometriyomanın kenarından diğer büyüyen foliküllerin boşaltılması, alınması, elde edilen yumurtaların spermle mikro enjeksiyonla birleştirilmesi, elde edilen embriyoların endometriyum uygunsa içeriye konulması, uygun değilse donduracağız. Dolayısıyla endometriyozis tedavisindeki hem genç kızlıkta hem üreme çağındaki tedavi modaliteleri kişiye özel değişmektedir. Kişinin şikayetine göre değişmektedir. Kişinin evliliğinin süresi, geçirdiği tedavileri de unutmadan kendisine en uygun, en doğru yöntemin paylaşılması gerekmektedir.